Annemle biz ilk defa AK Parti'nin ilk 8 senesinde aynı siyasi görüşte olduk zaten. Annem AK Parti'yi ilk başta çok destekledi. Daha Tayyip Beyler veya işte AK Parti iktidar olmadan biliyorsunuz Refah Partili milletvekilliğinden geldiği için Yenilikçi Hareket'le beraber çok destek verdi. Birçok şeyi kaybetme pahasına. Şimdi de o desteği farklı yere veriyor. Annemin tarzı bu. Biz ilk defa annemle bir siyasi refahtayken o kadar ben onunla aynı siyasi görüşte değildim açıkçası. Ama AK Parti ile beraber biz dönem annemle aynı siyasi görüşü paylaştık. Biz Tansu Hanım iktidardayken ben Tansu Hanım'ın yanındaydım, annem karşısındaydı. Yani Bir dolayısıyla kavganız vardı yani. Kavga derken böyle bir mücadeleniz vardı. her zaman yani çünkü farklı şimdi annem çok güçlü bir karakter. Yani bir anne olarak değil bakın ben onu daha sonra çok ayırdım kendimde. Yani annemin benim için annem çok önemli bir şahsiyet. Benim annem yani Anne sonuçta. sonuçta. Yani eskiden biraz karıştırabiliyordum bu duyguları. Çok hırçın kavgalarımız olabiliyordu gazete zamanı. Aynı müessede anne oğul çalıştığı zaman ve fikir ayrılığı olup da patron da oğul olunca tabii çok büyük sıkıntılar doğabiliyordu. Hatta mesela annenin yazılarını sansürlediğin zaman da Çok. Yani annemi mesela ben olsam herhalde sansürleyemezdim ben diye de onu düşünüyorum. şöyle kolayını bulmuştum. Can abi vardı, Can Aksın. Her gün yazısını okuturdum akşam gazetesi zamanı. Bir de Emin Bey vardı. Emin Şirin de annemin eski eşi. O da benimle çalışıyordu. Ben bumper onları kullanıyordum. Söylediğim talimat da oydu. Mesela niye çok sert buluyordun da sansürlüyordun? Ya biz o zaman Tansu Hanım'ı ve Refah Yolu destekliyorduk. Annem de karşısındaydı. Şimdi şöyle oluyor bakın. Onu diyorum ya o zaman da bugün. Yani şimdi ben şöyle olduğu zaman işte annem diyelim veya X bir yazar. Tabii annem olunca daha da fena. Yani sonuçta şunu diyemiyorsun. Hükümetin aleyhine bir yazı yazıyor. Seni telefonla aradıkları zaman ne diyeceksin? Yani desen annem laf geçiremiyorum veya X bir yazar laf geçiremiyorum. Biz de Ahmet'e laf geçiremiyoruz. Başına bir sıkıntı geldi mi diyebiliyorlar, değil mi? Yani her Anladım. dönemde böyle bir şey olabilir. Biz de bunu önlemek için biz bir gazete patronu olarak bir vizyon çiziyorsun. Diyorsun ki benim gazetem veya benim müesseselerim bu doğrultuda gidecek. Sen buna uyuyorsan gel, devam et. Uymuyorsan kendi gazeteni kur. Ama burası bir müessese. Bu müessesede benim kurallarım geçerlidir. Yani şimdi öyle bir çok her şey özgür böyle bir şey dünyada Buna olamaz rağmen yani. annene inat mı ediyordu onları Annem yazmak? yazardı, biz de çıkartırdık. Sonra da kitap yazdı zaten. Değil mi? Akşamda Sansürlenmiş sansürlenen yazılarım yazılarım diye. Evet, diye. onu söylemişsin. Ya olabilir yani bu normal. Yani bir anne oğul gibi değil. Ama Orada bu bir çok ama aslında orada mizahi de bir şey, değil mi? evet ama sonuçta yani ben ilk defa annemle bir fikirde hani şimdiki Genel kurul yeni üyesi. insanlar yeni işte o günleri bilmedikleri diyorlar ki ilk defa ters düşüyor anne o siyasi görüşte. Bak anneyle hiçbir zaman annemle ters düşmem bu tip. Ama Ama ben siyasi görüşü rahmetli düşebilirsin. Özal zamanında annemle çok ters düşüyordum. Yani Tansu Hanım zamanında ters düşüyordum. Bugün de ters düşüyorum. Yani bu olabiliyor. Ama oradaki mizahi konu şuydu tabii annemin oğlunun gazetesinde yazıyor olmasından tabii böyle bir sıkıntılı bir çok sıkıntılı ve çok üzücü kavgalarım olduydu o dönem annemle. Çünkü insan böyle hani mesela X bir personel veya yazarıyla o mücadeleye girmiyor ya da hani sınırlar daha anlayışlı oluyor ama anne haklı olarak oğlun üzerinde bir şey kurmak isteyebiliyor veya annelik içgüdüsüyle her zaman kendi annem de yanlış olduğuna inandığı bir fikir savunmuyor ki inandığı bir fikir diyor ki bu çocuk zaten doğru şeyi yapmıyordur. Ben ona bastırayım. Ama işte sen de diyorsun ki ben çocuk değilim patronum anneciğim diyorsun. Yani sonuçta bu kaideleri, kuralları ben koyarım diyorsun. Tabii böyle yumuşak olmuyor.